Herkese merhabalar. Bugün size mama sandalyesi seçerken birkaç tane püf noktasından bahsediyor olacağım. Mama sandalyesi bebek gıdaya başladığı an itibariyle hayatımıza giren, hatta ek gıdaya başlamadan önce hayatımıza girmesini tavsiye ettiği ürünlerden bir tanesi. Bebeğin içinde güvenle oturabileceği ve önüne koyduğu besinleri hem kendisinin hem de bizim ona yardım ederek yiyebileceği bir mama sandalyesi. Bütün ek gıda sürecinin bebeğin o beslenmeyle yeni tarzı tanıştığı dönemi kolaylaştıran en önemli malzemelerimizden bir tanesi. Benim yanımda şimdi Maxicosi'nin bir mama sandalyesi var. Bunun özelinde sizde zaten bütün seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor sırayla anlatıyor olacağım. Birincisi, mama sandalyesinin açılıp kapanabilir olması ve evde daha az yer kaplayabilmiş olması yine bizim seçerken dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi. Ki Maxicosi de kapanıp dümdüz oluyor ve onu da böyle evin kenarına koyabiliyorsunuz. Bununla ilgili, yani özellikle bu mama sandalyesinin özellikleriyle ilgili bir video daha hazırladım. Onun linkini de böyle aşağıya ekleyeceğim. Oradan tam bütün açılıp kapılma, işte bütün malzemelerini de daha net bir şekilde görüyor olacaksınız. Ama açılır kapanabilir olması, küçük bir yer kaplıyor olabilmesi çok önemli. Çünkü evin içerisinde böyle bir kocaman bir yer kaplaması, eğer eviniz çok küçükse çok uygun olmayacaktır. Bunun yanı sıra da bebeklerin içindeyken güvenli olmasını çok önemsiyoruz. Şunu şuradan çıkarayım. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Burada mesela şeyleri var, kemerleri var. Ve bebeğin bunun içerisine rahatlıkla bu kemerin içine sokup yerleştirdiğimizde güvenli içerisinde olmuş olması ve burada da ayarlanabilir özellikleri var. Şimdi mama sandalyesini almak istediğiniz dönemde tabii ek gıdaya başlamadan önce alalım mı dediğiniz noktada biraz daha şimdi oturma pozisyonlarının ayarlanabilen bir mama sandalyesi tercih etmeniz her zaman için çok daha önemlidir. Şimdi ben bebeğime doğum yaptım ve artık yavaş yavaş böyle ek gıda ile ilgili araştırmalar yaparken bir mama sandalyesi de edineceksem ve bebeğim dik oturamıyorsa o zaman mama sandalyesi, bakın, böyle yatabilen bir özelliği var. Daha bebekken bile kullanabileceğiniz bir ürün. Bunun şöyle bir avantajı var. Yani gittikçe bebeğin durma pozisyonuna göre bunu buradan yükselterek, iyice dikleştirerek oturtturabiliyorsunuz. Bu özellikle mama sandalyesi ek gıda başlamasa bile sizinle masada size eşlik etmesi için çok önemli. Çünkü bebeklerin görsel hafızaları çok iyi. Bu ne demek? Siz yemek yerken çatalı ağzınıza getirmiş olmanız, bardaktan bir şey açıyor olmanız bebeğin çok ilgisini çekiyor. Çünkü orada bir aksiyon, bir hareket var. Bizim için çok kolay olan ve belki de hayatımızda hiç üstünde düşünmediğimiz ağzımızı çiğneyip yutma hareketi bile bebeklerin çok dikkatini çekiyor. Ve biz yemek yerken bir mama sandalyeniz varsa ve ayarlanabiliyorsa çok şanslısınız. Daha küçükken, siz yemek yerken mama sandalyesini koyup yanınıza size eşlik etmesini sağlayabilirsiniz. O yüzden böyle tercih ederken de bu kademeli bir oturma alanına kademeli olarak alçaltıp yükseltebilmek çok çok önemli. Yine benim mama sandalyelerinde en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi de bebeğin ayağını koyabileceği bir böyle basamağın olması. Bu neden önemli? Şöyle söyleyeyim size. Bunun olmasının sebebi, bebekler şimdi şöyle düşünün. Bir tane taburemiz var. Üç bacaklı ve çok sallanıyor. Sizi üstüne oturtturacağız. Ayaklarınız yere değmeyecek. Fakat mama sandalyesi böyle sallanıyor. Siz böyle sallanırken ve ayağınız hiçbir yerden destek alamazken ne yapabilirsiniz? Önünüze en güzel yemeği koysak da yiyemezsiniz. Çünkü kendinizi güvende hissetmezsiniz. Ayağınızı böyle bebeğin buraya ayağını koyarak üstünde daha oturabilmesi ve oradan güç aldıkça ne oluyor? Çocuğun esasında kendini güvende hissetmesi, beden bütünlüğünü sağlayabilmesini sağlıyor. O yüzden aldığınız mama sandalyesinde bence en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki güvenlik. İkinci önemlisi bu ayağının bir basamak olmasını çok çok önemsiyorum. Çünkü çok daha kolay mama sandalyesinde oturabiliyor. Onun içerisinde daha rahat kalabiliyor. Bu çok önemli. Tabii bir de bir kumaşın yıkanılabilir özellikle olması lazım. Bunun arkasından açıyorsunuz, bu kılıf çıkıyor. Yıkıyorsunuz ve tekrar koyuyorsunuz. Ve su geçirmeyen bir özelliği var. Bu neden önemli? Çünkü bebekler yemek yerken onları da işin içine dahil ettiğinizde böyle efendi yemek yemiyorlar. Ellerini yiyor. Hatta mama sandalye tepsisini ayağını çıkarıyor. Alıyor, atıyor. Yani ve bu arada yerken üstüne başını kirletiyor. O yüzden mama sandalyesinin üst kılıfının silinebilir, yıkanabilir olması çok önemli. Çünkü leke içinde kalır ve hiç hoşunuza gitmez sonraki görüntü. O yüzden bu kumaşın yıkanılabilir,
su çekmeyen, işte su tutmayan bir kumaş olmasını yine tercih edeceğiz. Bir de bunun boyunun ayarlanabilir olması da ayrıca çok önemli. Çünkü sizin masanıza eşlik etmesini tavsiye ediyoruz. Yani evet, önüne koyduğunuz tepsisi, şimdi ben bu tepsiyi yerleştireyim. Şimdi bu tepsisini koyduğunuzda çocuk evet bunun üstünde yiyecek ama bir zaman sonra bu mesela Maxikosi'nin özelinde konuşuyorsak bu 30 kiloya kadar kullanılabilen bir şey. Bir zaman sonra şuradaki mesela basılı, şuradaki ayağına bastığınızda hop diye bu çıktığında bunu da masanıza göre, yani evdeki yemek yediğiniz masaya göre boyunu ayarlayabilir ve sizinle aynı seviyede birlikte yemek yemesini sağlayabilirsiniz. Nedeni bu tepsisine? Şimdi bu tepsisinin en önemli özelliğini yıkanılabilir olması lazım. Bunda çok özel bir şey var, çift katlı. Bunu böyle çok rahat bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi de temiz tutabilirsiniz. Burada bardağı koymak için bir alanın olması da ayrıca özel önemli. Özellikle BLV yapacaksınız. Ben annelere genelde diyorum ki BLV yapmasınız da, yani bebeğinize eline bir şeyler de vereyim dediğiniz noktaya geldiğinizde tabağı koymayın diyor. Çünkü tabağı alıp fırt diye atabilir aşağı. O yüzden mama tepsisinin üstüne koysun ve orada rahatlıkla biraz dokunsun, mıncıklasın, gerekiyorsa atsın ve buradan gerekiyorsa ağzına da alsın, yesin istiyoruz. O yüzden bu tepsisinin çıkabilir olması, yıkanabilir olması ayrıca da bence hijyen açısından çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bunların her birinin özeline baktığımızda bu Maxikosi'nin özelinde şu üst oturma grubunun tamamen çıkarak isterseniz bir sandalye monte edebiliyorsunuz. Bir de hemen gösteriyorum. Bir de böyle şeyi var. Bir de böyle yükselticisi çıkıyor bu masa sandalyesini aldığınızda. Yükselticisinin en önemli özelliği, bazen çocuklar mama sandalyesinde oturamaz. Ya da mama sandalyesini siz atıyorum balkonda kahvaltı edeceksiniz ve bu balkona girmiyor. O zaman ne yaparsınız? Eğer bebeğiniz artık dik oturabilir, biraz daha çocuk olduysa ve 1-2 yaşına geldiyse, sandalyede düşük geliyorsa eğer, bunu hemen koyabiliyorsunuz ve bunun üzerine bebeği mama sandalyesine kadar koyup koyabiliyorsunuz. Fakat bu sandalyeyi de çıkarıp mama sandalye koltuğa şey yerleştirebiliyorsunuz diyoruz ama bunun çıkabilmesi, yani 3 yaşına kadar sandalye üstünde oturabilir rahatlıkla. Daha sonra bunu alıp masaya başka bir sandalye de monte edebilirsiniz ama önemli olan bir genelde bir toparlarsak boyunun ayarlanabilir olması. Kemerlerinin böyle kendi bebeği içinde güvenli tutabilecek kemerlerinin ekstra güvenlik önlemi olması lazım. Kılıfının yıkanabilir olması çok önemli. Ayağını koyacağı bir basamağı olması. Baş oturma alanının bebeğin gelişim evrelerine göre önce yatar, sonra hafif meyilli, sonra biraz daha dik ve en dik bir şekilde olabilecek kademeli olması gerekiyor. Ve tepsisinin yıkanabilir olması sizin bir mama sandalyesi seçerken dikkat edeceğiniz en önemli özelliklerden bir tanesi. Ben demin de Maxikosi'nin özellikle bu mama sandalyesinin yakından da bir videosunu çekmiştim. Onun linkini de aşağıya koyuyorum. Nereden bulabileceksiniz? Trendyol gibi bütün online alışveriş merkezlerinde olabildiği gibi bebeğin olacak sayfasına girdiğinizde Maxikosi'nin tüm ürünlerine ve alternatif ürünlere de mutlaka oradan da bakıp ulaşabilirsiniz. Umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Eğer sizin de bu konuyla ilgili ekstra sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen bana sormaktan çekinmeyin. Bebeklerinizi ek gıda sürecine geçtiğinde mutlaka ve mutlaka mama sandalyesinde oturtturun. Ve bu süreçte eğlenerek güzel, böyle harika bir süreciniz olmasını diliyorum. Bebeklerin yemeğin içine dahil olduğu, aile sofrasında böyle gülerek, eğlenerek harika bir beslenme süreci geçirmenizi diliyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.